Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Aydın'la tanıştırmak istiyorum. Aydın, hello de. Hello guys. Hello guys. Tamam, şimdi. Welcome to Zex Channel. Biz bugün Pendik'e geldik. İstanbul'dayız, Pendik'teyiz. Biz bugün hiç tanımadığımız insanların yanına girip şey soracağız. Ne soracağız? Amerika ve Amerikalılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Ben kameraman olacağım. Orada masum masum duracağım. Ben hiç, yani ben kameramanım, tamam mı? Aydın şey yapacak. Evet. Yani şey yap, yani sorular soracak. İşte report. Muhabir. Ay işte o kelime, o bilmediğim kelime olacak. Muhabir. Aynen öyle. Ondan sonra yani sohbet biraz ilerlesin. İnsanlar biraz saçma sapan bir şeyler söylesin. Ondan sonra diyecek ki bu arada benim kameramanım Amerikalı. Sizinle konuşmak istiyor falan gibi bir şey. Bir de belki arada biraz kızıştırmaya çalışırmış. Aynen, biraz kıskırtmaya çalışacağız milleti. Evet. Tamam, hadi bakalım. Amerika hakkındaki bilgilerinizi alabilir miyiz, Amerika devleti hakkında? Şöyle, Amerika devleti milletini seviyor. Yani son 300 yıl galiba, 250 yıl o civarda kurulduğunu biliyoruz. Yamyam olduklarını biliyoruz. Obama sıcakkanlıydı da Biden'ı ben hiç sevmiyorum. Yani şerefsiz Amerika. Yani Trump'tan sonra bayağı çöktü diye düşünüyorum. Şu an Avrupa önde gidiyor. Amerika'nın insanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz ırkçı olduklarını düşünüyorum televizyonun izlediğim kadarıyla. Özgürlükler ülkesi. Kaliteli bir güzel yaşam. Bir kere refah seviyesi yüksek, hayat var. Amerikanlar tam bir şerefsiz sömürgeciler. Ben zaten hükümeti için söylüyorum bunları. Yani insanları bence gayet iyi. Nasıl iyi? Irkçılık yapıyorlar. Abi bence en kötü yanları ırkçı olmaları. Çok ırkçılık yapıyorlar. Siyahilere karşı, özellikle esmerlere karşı. Olumlu yanları da Amerika'nın insanı değil de olumlu yanları, çok gezecek yer var abi. Gezecek, görecek çok yer var. New York'tan Atlanta. Çok güzel yerler ama insanları kötü olduktan sonra gelecek bir anlamı kalmıyor. Mesela şey çok konuşuluyor. Bire ucuz. Bak bireye kaç para verdim ben burada. Yani Amerika halkı bize göre iyi bir halk değil, bilmiyorum. Eli kanda bir ülke, ne diyeyim ben sana? Hani... Vallahi en kısa zamanda bize öyle eylem yapacaklar diye düşünüyorum. Eylem yapacak. Tabii bence öyle düşünüyorum. İşin sonu tavuğun götüne gelmiş, affedersin yumurta. Çocuğu koyarsa... Amerika dünyanın biraz şeyi şu anda. Yani birçok şeyin merkezi olduğu için birçok anlamda cazip bir yer yani. O anlamda sevilen bir yer ama böyle dediğin ve dediğin sebeplerden sevmeyen insan da çok. Çok yüksek sesle, yersiz, icap etmeyen durumlarda yüksek özgüvenle konuştuklarını biliyoruz. Sahtekar olduklarını biliyoruz. Normal sokaktaki insanlar nasıl insanlar sence? Genel olarak yorum yapsan. Abi bence ben her şeyle varım ya. Vallahi bir tane çocuk diyor. Hiç mi kötü özellikleri yok? Bence hiç yok abi. Hiç. İnsanlar nasıl kötü böyle? Sokakta yürüdüğün zaman laf atıyorlar. Özellikle kadınlara şiddet içeren sözcükler kullanıyorlar. Siyahilere restoranda falan bile almıyorlar. Evet. Eskiden bayağı cahilmiş ama sonra da geliştirmişler kendini. Alkol ucuz diye duydum. İşte yaşam standartları yüksek. Olumsuz. Olumsuz işte, Biden'ı sevmiyoruz yani başka bir. Çok obezler abi. Neden öldüler sen? Abi fast food çok yiyorlar ya. Deli gibi yiyorlar ama, köpek gibi yiyorlar. Mantık. Kurban bayramları da yok. Aynen. Et de yemiyorlar. Et yiyorlar. Domuz yiyorlar. Sığ diyebilirim belki. Yani kötü niyetli değiller. Salaklar. Hala Amerika'nın %51'i güneşi yıldız olduğunu bilmediğini ben hani duydum. Teknolojileri çok yüksek olduğu için kafalarını kullanamıyorlar. Bu da onların dezavantajı olarak. Şey abi, Müslümanları sevmiyorlar değil mi? Bir o var bence. Bana şu an de ki, bana de ki seni Amerika'ya postalıyorum, hemen gelirim. Geyik duydum. Develerle. Geyik olarak ne duydunuz? Geyik olarak mallar. Onlar şey diyor, Amerikan halkının beyni çok küçük. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haklılar. İnsanlık konusunda haklılar, evet. Yani kendileri en gözde devlet olduğu için biraz pöh pöhlü görüyorlar kendilerini, böyle şımarık görüyorlar. Tamam, o zaman benim evet. Arkadaşım orada Amerikalı, onun da beyni küçük mü büyük mü bir... Sen söyledin mi? Sen söyledin mi? Bu arada şey, kameramanım Amerikalıydı. Olabilir. Konuşmak yani, ister misiniz? Bu arada şey, kameramanım Amerikandı. Evet. Biz hani sizin böyle kötü yok. Bir şey söylemenizi bekliyoruz. Yok yok. Niye kötü bir şey söyledim? Şaka yapacaktık. Bu arada kameramanım Amerikalıydı benim. Öyle mi? Olabilir. Olabilir. Size... Benim kameramanım Amerikalı bu arada. Aa. İnsanlar bu şekilde kafalarını yormuyorlar. Yolmayınca da tembelleşiyorlar. Ben buna yoruyorum aptallıklarını. Şöyle, bu arada benim kameramanım da Amerikalı. O da güneşi yıldızı tanıyor mu, bir onunla konuşun isterseniz, ona sorun. Benim kameramanım da Amerikalı. Onu... Ben dedim başta iyilerdi ya, bak söyledim ben. Şimdi benim kameramanım Amerikalı. O ırkçı mı, bencil mi? Televizyonda, haberlerde gördüklerimiz, duyduklarımıza göre yani Amerikan, yani ne bileyim, eli kanda bir ülke diyorlar bize göre. Hani dünya hükümdar olmuş bir ülke diyorlar. Yani çoğu oyunun içinde... İsrail'in arkasında çok önemli. İsrail'in evet. İşte ne olursa ne olursa. Yani bunu... İşte bunun arkasında Amerika var. Halk hakkında rahat, belki de ilgisini çekmiyor. Dünyanın öbür tarafında Amerika'nın yaptıklarıyla kendi hükümetini sorgulayacak şekilde
bir efor sarf etmiyor. Oturuyor orada. Evet gençler. Merhaba. Bir önceki başkanımız şey diyordu. Obama diyordu. Trump'tı. 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 İşte, evet o sarı piç. Sarı piç. Aynen. Aynen. Şiş koymuşum. Şöyle söyleyeyim. Şişkoluk şimdi ben duyduğum kadarıyla Amerika'da iki çeşit insan var. Birincisi boş vakitlerinde spor yapan, diğeri de boş vakitlerinde yemek yiyen. Bir şey demedim abi. Çok doğru söylemedim. Selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Önce Kurban Bayramımızı kutluyorum özellikle. Bir hafta sonra Kurban Bayramı var. Şimdi salakmışız, ırkçıymışız. Ne yap? Bu değil mi? Değil mi? Yapanlar var dedi ama. Yapanlar var. Az önce onu demediniz ha? Dedim. Nasıl edindiniz bu bilgileri? Biraz medya, haberler. Yani onlara biraz güveniyorum. Yani filmlerden ziyade veya insanların düşüncelerinden ziyade biraz daha ne bileyim gazeteciler olabilir. Aha. Akademisyenler olabilir. Yani biraz daha böyle tarafsız gerçek bilgi sunan insanların bilgilerini daha ciddi alıyorumdur herhalde. Az önce hepimiz ırkçıydık. Az önce hepimiz salaktık. İşte beyinlerimiz küçüktü. Sen dedin bu. Sen dedin ama. Ben sadece küçüktüm. Ben... Bu bilgileri nereden edindin? İşte bu Amerika'ya da ilgili. Abi öncelikle Instagram'dan gördüğüm kadarıyla çok... Instagram. O güvenilir haber kaynağı. Şimdi bu bilgileri nerede? Abi kaçtın o yine. Bildiğin kaçtın. Florida ile ilgili mesela şeyi biliyorum. Bütün Google'a mesela ne yazsan Florida'da ağaç yiyen adam yazsan da çıkıyor. Ama mesela ben sizin karşınızdaysam yersiz yükselmeye gerek yoktur. Amerikalılar ben genelde öyle gördüm. Şöyle bir olay var yani Türkiye'de kimse otobüsteyken hiçbir ses çıkarmıyor. 5 tane Amerikalı girdi mi? Yani, işte bu bizde doğu kültüründe kaba bulunur. Yani halkla ilgili bir düşüncen yok mu? Ya halkıyla ilgili bir düşüncem yok. İşte, çünkü orada yaşamadığım için bilmiyorum. Bu çok iyi bir şey. Valla bu çok iyi bir şey. Çoğu kişi yani bir şey sağlar, bir şey uydurur. Ya, ama sen diyorsun ki benim bir bilgim olmadığı için ağzımı açmayacağım. Ya, bu harika bir şey. Yaşamadığım için bilmiyorum. Harika. Hani çok suç işleme meyilliler ya. Suç oranı çok yüksek. Ben internetten izliyorum falan ama siyahiler çok çılgın oluyor ya. Polise de attırıyor görmüyor musun? Adam şeyle saldırıyor. Döner bıçağıyla saldırıyor polise. Döner bıçağıyla mı? Evet orada bizde, döner bıçağı var. Bizde döner mi var? Oraya eğitim için giden arkadaşlarım var. Ha, iyiymiş. İkisi gasp edilmiş. Öyle söyleyeyim. Gasp etmek ne demek? Yani geçmiş olsun. Biz insanları seviyoruz. Tabii kişiden kişiye değişir. O burada da var. Yani iyisi kötüsü burada da var. Yani kötü bir düşüncem yok açıkçası. O yüzden burada... Az önce var mıydı? Az önce var mıydı? İnsan her yerde insandır ve insanlar her yerde yani bu ırk veya şey meselesi değil. Yani Türk veya yabancı meselesi değil. O yüzden insan her yerde kişiliğini belli eder diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Artık kalkışmanın bir yanımı yok. Biz bunları duyduklarımızı söyledik. Hani artık bir şey söylemiyoruz size. Onun için hani bunları biliriz, bunları söyleriz. Yani duydukların ne oluyor? Ya, duyduklarıma göre işte onlar işte şişman oluyor böyle. Ya, ne alakası var lan? Yani şimdi yok işte sen... artık yok. Artık yoksa sen. Şeyler çok güzel. Country müzikleri çok güzel Amerika. Ben çok severim. Güzel müzikler yapılır, güzel filmler. Şov da çok iyi Amerikalılar. Aha. Böyle bir düşman şeyi var, durumu var. Yani aslında Orta Doğu'da yaptığı şeyler de ben de mesela anlayamıyorum. Niye yapıyor, ne yapıyor? Amacı gerçekten demokrasi mi, değil mi? İyi insan burada da iyi insan, kötü insan burada da kötü insan. O yüzden bence bunu yabancı Amerika, aynen, Türkiye gibi bakmak yerine kötü insanları zaten Amerika. Allah diyor. Amerika. Amerika. Şöyle şunu öğrendik. Yani genellemek kötü bir şey oluyor. Evet, aynen. İşte bu halk böyle, şu halk böyle falan. Aynen, bu öyle. Irk böyle, bu ne bileyim. Ekonomik sınıf böyle falan demek demek yanlıştır. Her insan insandır. Her insanın kendi şeyleri, özellikleri oluyordur. You are great boy. Thanks man. Şimdi şerefsizmişiz. Neremiz şerefsiz? Şerefsizsiniz. Değilsiniz kanka ya. Vallahi. İşte ya kulaktan halk, dolma onu... olarak şeyi biliyorum. Yani biliyorum dediğim gene işte böyle tabii, söylenti duydum, olarak. Aha. Mesela Avrupa'yı ya da mesela Türkiye'yi göstersen, yani söylesen haritada gösteremeyeceğini. Tabii tabii. Ben mesela Florida'yı da aslında gösterebiliyorum. New York'u da Avrupa dışında işte Türkiye'yi nereye koyarsın, tabii, tabii, Orta Doğu'ya mı başka yere mi bilmiyorum. O kısımdaki bilgilerinin olmadığına dair söylentiler var. Orası %100 doğru yani. Yani, bak yani... Mesela, sen de doğru diyorsun. Deneyimlemiş bir olay. Aha. Ama yani ben işte Türkiye'de sokağa çıkıp insanlara sorsam yani Arjantin nerede falan diye sorarsam yani evet.
Yani Güney Afrika'da olduğunu biliyorsunuz ama. Güney Amerika dur. Ha, pardon. Güney Amerika'da. O kadar cahildim ki. Ot kullanmak orada serbest mi? Nerede paylaşıyorsun? Kesin kesersin. YouTube'dan. YouTube sizi, seni önereceğim ha. 80 bin şeyin var, abonem var. Hepsi senin ismini bilecek. Ben iyi insanların hepsini seviyorum. Yani Türk olması veya yabancı olması hiç önemli değil. Objektif bakıyoruz. Yani kişiliğine göre yargılamıyoruz insanları. Ben öyle düşünüyorum. Evet, karakter meselesi. Her kişiyi tek tek değerlendirmek lazım. Aynen. Bütün halka şey yapamıyoruz. Baştan yapamıyoruz. Hayır. Şimdi siz Amerika halkına bir şey diyecek olursanız ne dersiniz? Vallahi hepsini tebrik ederim abi. Çok mükemmeller. Ökçü olmasınlar. Ökçü olmasınlar. Evet. Türkleri sevsinler. Polisler gerçekten donat ve kahveyle mi takılıyor mesela? Bak ne zaman geldim Türkiye'ye? 6 yıl oldu. 6 yılda saçın dökülmüş Türkiye'de. Amerika'da nasıldı saçlar? Amerika'da uzundu. Sırma gibi. Şey, ya tabii canım. Yani, ayağı kadar vardı. Bak yani. Bu şu arkadaşı. Doğru. Aynen. Ama Türkiye. Ondan o döküldü zaten. Senin var ama saçın. Benim var. Ben boşnağım yarı. Aklım gelmiyor neyse. Çok şerefsiz. Amerikalılar mı? Bu dedi. O mu dedi? O dedi. Ben dedim. Vallahi haklı. Ben sadece. Ben dedim ki Amerikalı arkadaşlarım var. Çok iyi arkadaşlarım dedim. Nasıl green card alabiliriz? Ben şey değildim abi. Konsolosluk değildim ben. Akraban var mı bekar? Aslında politik duruşlarına karşı oluyor. Devletin dediğin gibi. Devletin hareketlerine karşı ama biraz halkta şey karışıyordur. Devlet vatandaşla karışıyordur. Ve Amerikalı... Devlet bunu yaptıysa demek ki halk da istemiş, halk da oy vermiş vesaire. Her şey için tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Bazı söylediğim genellemeler yaptığım için özür diliyorum. Bazı kişileri, evet. Bazı olaylar beni çok kızdırdığı için, her insanı kızdırdığı gibi. Sadece Amerika'da değil, bu olay Türkiye'de ve her ülkede var. Bazı şeyleri Amerika'ya yüklediğimiz için Amerika halkından genellikle özür dilerim. Türkiye'de yaşayan Amerikalılardan. Senden özellikle küçük beğeni demedim ben asla sana. Ben de çok memnun bilen. Oldum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım siz kanalınızda de. Başarılı olursunuz. Aynen. Arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Poz verelim. Kerem gel. Poz verelim. Burada ne evet. yazıyor? Şimdi kadar everything comes together. Anlamlı bir şey değil. Her zaman. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İşte bu röportaja katıldığınız için teşekkürler. Tamam memnun oldum. Emir. Ben Zek. Gayet güzel bir sohbet oldu. Teşekkür çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Aynen. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ülkemize de hoş geldin bu arada. Anladım. Teşekkürler. Vaktiniz için. Ben şöyle bir şey yapayım. Bunu da yapalım. Şunu da yapalım. Bunu da yapalım. Tamam. Bırak işimi şey. Amerikanlı. Objektif bir şekilde bakmayı bütün bu çok uzun oldu. Bu çok uzun oldu. Tamam dur. Ben yapayım bunu. Şimdi gençler biz şimdi bir 10 dakikadır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Amerika'da gerçekleşen bazı olaylar konuştuk. Şimdi siz ne diyorsunuz? En iyisi benim diyorsunuz değil mi? Evet ben en iyi konuşmayı benim yaptım. Siz ne diyorsunuz? İsmim Buğra Şelebi, en iyisi benim. Siz ne diyorsunuz? En iyi, en böyle objektif bakan, böyle en iyi yorum yapan hangisiydi? Ben... Siz yorumlarda yazarsınız. Arkadaşlar gerçekten benim olduğumu düşünüyorum. Çünkü onlar da ilk önce salladı. Always the best. Ben... Always the best. Tamam kapatalım.